gerçekten çok uçuk, yüksek. İkinci el araç piyasası vatandaşların son dönemlerde en çok takip ettiği konular arasında. Alıcılar fiyatların düşmesini bekliyor, galericiler ise piyasanın durgunluğundan yakınıyor. Yani ortalama rakam alacağım dersen 2010 ile 2020 arası 350 ile 700 arası değişiyor en düşük araç. Ben düşüş yaşadığını inanmıyorum, düşeceğine de inanmıyorum. Hani niye? Adamın aldığı bir araç var, o aracın fiyatı niye düşsün? Yani onun için pek öyle bir düşme durumu değil ama hafif bir sakinleme var, hafif bir düşme değil de bir durgunluk gibi bir şey var. Durgun. Evet, şu anda durgun biraz. Hani mesela 4 ay öncekine çok hareketli de 3 ay öncekine çok hareketli demek yanlış. Bir de şu anda ağırdan gidiyor. Antalya Galericiler Sitesi Başkanı Ramazan Kaplan galerilerdeki durgunluğu vatandaşların indirim beklemesinden kaynaklandığını söyledi. ÖTV ile ilgili hani ÖTV düşmesiyle ilgili bir beklentisi olduğundan dolayı orada da bir yansıma var. Yani biraz bir etkisi var. Ya zaten amaçları hani belki ÖTV'de bir indirim olduğu zaman belki ikinci ele de bir yansıtır diye öyle bir beklentili var. İnşallah öyle bir düzenleme olur. Hepimiz için bir faydalı olur. Niye olmasın? Ramazan Kaplan 6 ay 6000 kilometre sınırlamasının piyasayı etkilemediğini vurguladı. Valla şu anda hani sıfır aracın olmadığı için fazla bir etki yaratacağını inanmıyorum. Öyle bir iki araba değil, sıfır araba hiç araba bulamazsınız. Olmadığı için herhangi bir etkileme yok. Satılmayı bekleyen araçlarsa galericileri zor durumda bırakıyor. Şimdi benim burada satamadığım 4-5 tane aracım var. Ben geçen 4 ay öncekini aldım. Bandrolü ödedim. Şimdi 2-3 aya daha satamazsam ikinci bandro daha ödeyeceğim. Bir bandro demek 800 bin liranın üstüne demektir. Yani 10 milyar artı kirasıydı, artı masrafıydı, sigortası şu bu derken yani ister istemez bize bir külfet getiriyor.